Uyku ile ilgili geniş bir video yapmak için bir haftadır düşünüyorum. Rastlantı sonucu bir fotoğraf geldi önüme ve büyük oğlum uyuma şekliydi bu. Ben de onu paylaşmak istedim aman Allah'ım. <laughs> bu çok basit bir şekilde de şeyi anlattım. Uykunun aslında başlatmanın çocukla ilgili olduğunu, ebeveynle ilgili olmadığını anlattım. Aman Allah'ım kıyamet koptu ya. Şaka gibiydi yani. İnsanlara yetersizlik aşıladığımı ne alakası var bilimsel bir gerçeği anlatıyorum ve böyle bir hedefim yok. Eğer biri size yetersizlik hissettiriyorsa ki özellikle de bu anonim bir kişi ise sizi hiç tanımıyorsa burada kendi içinize bakmanız gerekiyor. Ha sizi tanıyor olsa haklısınız. Yani belki bunda art niyet olabilir ama ben hiçbirinizi tanımıyorum. Nasıl öfkelendiniz? Yeni bir şey öğrenmek için bir adım olarak düşünmediniz bunu. Kendinize bir saldırı olarak algıladınız. Ama ben sizi tanımıyorum ki size niye saldırayım? Dolayısıyla da oturup bir düşünmeniz gerekiyor. Acaba yetersiz hissetmek sizinle mi ilgili, karşı tarafla mı ilgili? Hayatım boyunca ben benimle ilgili olduğunu düşündüm ve bunun üzerinde çalıştım. 6 yıllık terapilerle çalıştım, okuyarak kendimi geliştirmeye çalıştım. Yine söylüyorum, anonim bir kişi size eğer kendinizi yetersiz hissettiriyorsa biraz kendi rezilyansınız, dayanıklılığınız üzerinde düşünmeniz gerekir. Şimdi benim genelin aksine bazı şeyler söylediğimi ben farkındayım. Bunları hesaplayarak aslında bazı şeyler yapıyorum. Bu tamamen hesapsız da bu biraz rastlandı. Sadece ilk oğlumun uyuş şekliydi. Bir tane de resim bulursam gene yayınlayacağım. Kıyamet kopacak ama çekmecenin içinde kalmıştım. Bunları paylaşmak sevimli, anımsatıcı şeylerdi. O yüzden paylaşıyorum. Ama bazen gerçekten bir kaos yaratmayı istiyorum. Bir silkelenme yaratmak istiyorum. Doğru ama bu onlardan değildi. Neyse onun yerinde olduğunu düşünerek uykuyla ilgili bir daha düşünelim. Şimdi bu elimde bir makale var. 2024 basımı bir makale. Bu makalenin kökenleri ama 50 yıl öncesine dayanıyor. 1950'lere dayanıyor. O yıllardan bu yana aşama 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 çocuğa bakış açısını oluşturmuş bir grup nörozyans temelli insanı takip ediyorum ben. Yani benim burada kafamdan attığım, uydurduğum bir şey yok. Bir şey üretmiyorum da. Yani şöyle bir şey değil. Bu çalışmaları ben yapmış, ben üretmiş değilim. Ben sadece bu çalışmalardan haberdar olmanızı, bu bakış açısından haberdar olmanız için uğraşıyorum. Neden yapıyorum bunu? Vallahi erişkinliklerden günler umurumda değil benim çocuklarla ilgili sıkıntılarım var. Çünkü onların, onun onlar için en iyisinin yapılmasına bir aracı, bir nokta bir şey olsa yeter benim için. Ve genelde de benim bir influencer olmadığımı unutuyorsunuz. Yani sizin beni beğenmeniz için açılmış bir sayfa değil orası. Ben orayı tamamen temeli oğullarıma dayanıyor. Onlara bırakılmış bir mirastır o. Yayınlanmasının tek sebebi işte yardımcılarımın ama insanlar da yararlansın demesidir. Buraya gelen birinin şey demesi gibi ya hocam doğru dürüst hazırlanmıyorsunuz bile videoları çekerken ne makyajınız var ne bir şeyiniz var e'ler u'lar şunlar gırla geçiyor ama o sayfa gene de izleniyor. Ben de şaşırmış durumdayım ama influencer değilim. Bu yüzden de sizin bana şekil verme çabanızı gerçekten anlamakta zorlanıyorum yani gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Gelelim cevabımıza. El cevap kısmına. Uykuyla ilgili uzun zamandır düşünüyorum ve bana çok ilginç geliyor. Size ilginç gelmiyor mu bilmiyorum ama ya dünyada özellikle kompleks canlıların hepsi uyuyor. Neden acaba? Bunun şeye bağlı olduğunu düşündüm bazen. İşte karanlıkta tehditler var. Tehditleri değerlendirmek zor. gezegende dönüyor. Bu dönemde işte kendi aktivitemizi azaltmak ve korunmak amacıyla gelişmiş bir şey olduğunu, evrimsel bir şey olduğunu düşündüm başta. Fakat daha derin anlamları var gibi duruyor. Çünkü uyumak için gündüzü seçenler de var değil mi? Ve alplerle ilgili bir çalışma görmüştü Onlarda da gece saatlerinde aktiviteyi azaltıldığına dair bir, bir çeşit uykudan bahsedildiğine dair yazı okumuştum. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde daha derin bir şey var. Daha derin bir ihtiyaç mı söz konusu acaba diye. Sonunda kompleks bir santral sinir sisteminin, merkezi sinir sisteminin ki kompleks canlılarda çok daha belirgindir uyku. Böyle bir döneme ihtiyaç duyduğuna dair bir sonuca varmış insanlar. Ben de okuyunca bu bana mantıklı geldi. Evet bu olabilir. Gerçekten de gün içinde devasa verilere maruz kalıyoruz ve verileri santral sinir sisteminin işlemesi gerekiyor. Dolayısıyla da uykuya hepimizin ihtiyacı var. Şimdi Uyku uyanıklık döngüleri anne karnında başlıyor. Anne karnında başlıyor ve çocuk orada uykuyu kendisi başlatıyor ve kendisi sonlandırıyor. O aktiviteleri kendi sonlandırıyor. Zaten şöyle geniş anlamda da düşünseniz bir insanın diğer bir insanın zihnini kapatıp uyumasını sağlaması mümkün değildir. O içten gelen bir şeydir. Aynı şey yemek için de geçerlidir. Siz birinin bir insanın çocuk ya da erişkin bir yeme iştah Yaratmasını sağlayamazsınız. Bunun için aynı zihni paylaşmanız lazım. Dolayısıyla da bir insanın diğer sana bence yaptıramayacağı yaptırmayaca şeylerden iki tanesidir. Çok temel iki şey vardır. Birisi uykudur, birisi de yemektir. Bunlar için bizim yapabileceğimiz şey uygun ortamları sağlamaktır. Anne karnından dış dünyaya çıkan çocuğa eşlik etmiştik daha önce. Bu videolar pek izlenmedi ama çok önemliydi onlar çocuk yeni doğanı anlayabilmeniz için şimdi Anne karnında genelde bütün uyaranlar minimal düzeyde alır, az bir mekanda sıkışık bir şekilde vardır çocuk bebek. Sesler boğuktur, çok fazla şey değildir. Orada suyun içinde olduğu için annenin hareketlerinden çok etkilenmez. Çok, çok şiddetli ışıklara maruz kalmaz. Ondan sonra böyle minimaldir etkenler. Neler vardır? İşte annenin duygu durumu etkiler gerçekten. Bunun da örneğini anlatacağım ben size. Annenin duygu durumu çocuğu etkiler etkiler gerçekten. Belki de en majör belirleyicilerden bir tanesidir. Bunun dışında korunmuştur. Yani bu bu hariç buna karşı savunmasızdır ama bunun haricinde kat kat doku katmanları içinde korunmuş bir halde bulunur. Bu bebeğin dünyaya geldiğini düşünün. Bir kere varoluşunu geçirdiği bu kapalı mekanda devasa bir mekana açılıyor çocuk ve korkar bundan. Bir düşünün kendinizi bebeğin yerinde kolun bir zihin egzersizi yapın. Bebeğin yerine kendinizi koyun ve doğduğu anda travma doğumun kendisi değildir. Doğum sırasında geçilen iki evren arasındaki farktır aslında. Başka sesler, ışıklar, birisi alıp onu bir yerden bir yere götürmesidir çocuğu. Yani bunlar dokunuşlardır. O kadar dokunuşa maruz kalmamıştır. Giysilerdir mesela. Bütün bunlar onun için yenidir. Her şey yenidir ve her şey korkutucudur. Peki bunu yatıştıracak olan kimdir? Anne ve babadır. Birinin sesinden birisinde daha iyi tanır. Anneyi daha iyi tanır. Bu yüzden de ben annenin üzerinde çok yük olduğunu düşünürüm ve bütün evrenin yeni gelen bebek için anneyi desteklemesinin gerektiğini düşünürüm. Şimdi siz orada çocuğun yaşadığı o zorluk, o devasa zorluk karşısında onu, onun duygularını yönetmesi için ona destek olamazsınız. Siz ondan daha çok korkuyorsanız, siz daha çok telaşlanıyorsanız, o çocuğu sakinleştiremezsiniz. Duygularını düzenlemesine lider olamazsınız. Çocuk duygularını düzenler ama bir lideri varsa. Buradan o kadar çok şey anlatmak istiyorum ki bilincin ikili genişlemesinden, etronikten bahsetmek lazım. E, duygu regülasyonuyla ilgili bir sürü şey anlat. Çok komplike konular bunlar. Ama gerçekten burada ebeveynin çocuğun duygularını düzenlemesi için ona destek olması gerekiyor. Ona şu imajı vermesi gerekiyor. Ben yanındayım ve sana destek olacağım. Endişelenme, sakin ol. Tehlike algısını yatıştırmak için güvendesin imajını çok iyi vermesi gerekiyor. Bunu nasıl verebilirsiniz? Sakin ses tonu, sakin hareketler ve e, bedeninizde o gerginliğin izinin olmamasıyla gergin bir şekilde kucağınızı aldığınız çocuk daha da gerginleşecektir. Bunu anlıyor, sözsüz olarak da anlıyor çocuk. Bunu anlayamayacağını düşündüğümüz için en büyük hatayı yapıyoruz. Aslında orada bizim hareketlerimizle, ses tonumuzla ve bedenimizdeki o katların tonusuyla biz Olumsuz duyguları çocuğumuza bulaştırıyoruz. Dolayısıyla zaten desteklenmeye ihtiyacı olan, zaten çevresel yeni bir şeyle mücadele etmeye çalışan çocuğa bir de biz kendi duygularımızı yıkıyoruz. Burada bir anekdotla gireyim. Ağlamanın ne kadar kıymetli olduğunu hepimizin çok iyi anlaması gerekiyor. Ben bunu nerede anladım biliyor musunuz? Annemin cenazesinde. Annem ölmüş, ben 17 yaşındayım ve herkes bana sen ağlama içimiz parçalanıyor diye. İnanamadım ben ya anlamadım Ne demek ben ağlamayayım senin için parçalanıyor? Ölen benim anne. O duyguya ben acayip derecede bir tepki veriyorum değil mi? Duygularım coşmuş durumda, çok büyük bir üzüntü ve keder yaşıyorum, yas yaşıyorum. Bunu yatıştırabilmek için ağlıyorum. Benim ağlamam senin içinde bazı duyguları ya da anıları uyandırıyor ve seni rahatsız ediyor ve için parçalanmasın diye ben susmak zorundayım. Burada kaybı olan ben olduğuma göre ihtiyacı olan kim ben? Ağlamaya ihtiyacım var. Senin için neden susmalıyım ben? O gün şunu anladım. Bir insan ağlıyorsa ona susmasını söylememeliyim. O insanın ihtiyacı ağlamak. O ağlamaya sakin bir şekilde eşlik etmeyeyim. Oğullarıma da aynısını yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Özellikle psikoterapi aldıktan sonra daha başarılı oldum. O yüzden ikinci oğlumda eşlik konusunda daha iyiydim. Sadece oğlum, evet şu anda herhangi bir duygunu bilmiyorum. Bu nedenle ağlıyorsun. Çünkü ağlama en iyi regülasyon yöntemidir insan vücudunda. Her türlü duyguyu düzenleme konusunda harikadır. Senin şu anda ağlama ihtiyacın var. Sana Anlı, seni anlıyorum. Nedenini tahmin edebilirim, edemeyebilirim. Bebek bile olsa. Bunları konuşarak ben çocuklarımın ağlamasına eşlik ettim hep. Dolayısıyla da genelde sakin çocuklardı. Özellikle ilki e, kitap gibiydi ya. O kadar kolay büyüttüm ki ben onu. İnanamazsınız. Yani dedim mi ya, çekmecede uyuduğunu bilirim. Halının üzerinde uyuduğunu gibi. Yarısı banyo içinde, yarısı şeyin içinde uyuduğunu bilirim. 7-24 çocuğun başında beklemedim ben hiç. Gerektiği kadar oyunlar oynadım. Dünya ya da sanki hiç kimse yokmuş gibi. Oyun oynamanın çok kıymetli olduğunu düşündüm ben hep. Gerektiği kadar oynadım. Ama aynı zamanda evin işlerini de yaptım. Kitabımı da okudum. Dolayısıyla o evin içinde tehlikelerden arındırılmış bölgelerde Diğer bölgeler kilitliydi. O serbestti. Ev içi... Onun için macera alanıydı ve bazen bazı bir yerlerde kendinden uyuyakalırdı. Bu benim tavrımla sağlanmış bir şeydi çünkü ben sakin bir anneydim ve onu uyuması için desteklemedim kendi kendine uykuyu. Ben uykuyu düzenledim doğru ama uyandırarak düzenledim. Uyuturken değil. Uyandırarak Aa işte bak da gün doğmuş ben seni çok özledim ama çok uyudun çok sıkıldım kalk hadi oyun oynamak istiyorum gibi gibi. Fakat bu ikinci oğlum da işe yaramadı çok. Fazla biliyor musunuz? Yani ben ikisini de yaşamış biriyim, uyumayan bir çocuk ve uykuyu kendi kendine halleden bir çocuk. İkinci oğlum da benim anne karnındayken bütün gebeliğim boyunca yaz dönemi yaşadık. Yani öncül bir yaz yaşadık. Çünkü son dönem kanserdi benim kayınpederim. Kocamın vedası vardı. Benim kanserli bir insana eşlik etme durumumuz vardı bütün aile olarak ve ben bunları daha önce yaşamıştım. Geçmiş travmalarımın yüzle, yüz üstüne çıktı ve oğlumun devamlı adrenaline maruz kaldı. Bir gebelik geçirmiştim ikincisinde ve oğlum doğdu. Yeni doğan döneminde bile toplam 8 saat uyumadı. 18 ay onu yatıştırmaya çalışmakla geçti. Ve ne kadar zor olduğunu biliyorum. Uykusuz kaldığınızda cidden insan çok yoruluyor. Belki de bu yüzden uyku eğitimleri konusunda ben çok serbestim. Çocuğu yalnız bırakmadığınız sürece, teması kesmediğiniz sürece ben uyku eğitimlerine karşı değilim. Hiçbir şekilde karşı değil. Çünkü uykusuzluğun bir bedene ne yaptığını çok iyi biliyorum. Bana uyanık ve mutlu bir anne lazım. Kronik bir uykusuzluğun insanı ne kadar travmatize ettiğini biliyorum 18 ay uyumadı çünkü oğlum. Ve ben çok iyi destek aldım kocamdan. Yani şu anlamda destek aldım. Gece o eşlik edemez çocuklara çünkü uykuyla ilgili ciddi şeyi var. Gece başka birine dönüşüyor. Fakat gündüz acayip destekler. Gerçekten çok iyi destekler. Dolayısıyla ben yalnız değilim. İkimiz birlikte mücadele etmemize rağmen işte ben genellikle bir, bir 6-7 gün falan kendim geceyi idare ediyor ediyordum. Çünkü uyumuyor. Yani ağlamıyor da. Biz susturma ya da zorla uy uyutma gibi bir derdimiz yoktu ama uyumuyor. Yani ciddi anlamda uyumuyor. Uyku zamanı az. 18 aya kadar. Burada ne oldu biliyor musunuz? 18 ay boyunca o çocuğu biz sen tehlikede değilsine ikna etmeye çalıştık. Yani hiperalert bir santral sinir sistemi oluşturduk ona. Ben oluşturdum yani o gerginlik yüzünden. 18 ay uğraştık ki o yatışsın diye gerçekten de 18 aydan sonra adam uyudu ve ha, ha, çok düzenliydi. Yani ondan sonra hiç sorun yaşamadı. Kalktı zamanı geldiğinde odasına gitti, uyudu. Ne zaman ki isyan etmeler başladı. Mesela 4 yaşındayken şey çocukluğumu yaşatmadım ben. falan. Diğer bir çocuktu yani 9'da yatmamak için ama genelde yani kurallara uydu ve gitti, yattı. Ama 18 ay çok zordu. Dolayısıyla da burada ben uykuyla ilgili konuştuğumda işte hep olay şuna dayanıyor. Ağlayarak uyumasın. Her şekilde ağlayarak uyuyor. Yani siz onu zorla uyutmaya çalıştığınızda, salladığınızda, şey yaptığınızda da uyuyor. Gene ağlayarak uyuyor. Dolayısıyla da Ağlamanın ağlamaya bakış açımızı bir tekrar değerlendirmez gibi. Ağlama duyguları yatıştıran bir şeydir. Eğer bu değilse öğrenilmiş bir davranıştır. Ben böyle ağlama ağlarsam sonuçta bir dopamin alırım. Dolayısıyla bu iki ağlama iyi ayırt etmek gerekiyor. Uykuya eşlik ederken ağlayarak uyuyabilir mi? Evet ağlayarak uyuyabilir. Büyük küçük oğlumda yaşadık biz bunu. Uyumak istemiyor ama benim de çok yorgunum kalkıp onunla oyun oynayacak halim yok. Bir de gece gece oyun oynanmaz. Üstüme çıkar öteki tarafı iner, ağlar, mızıldanır. Ben orada sessiz sessiz ona ara ara kendimi hatırlatırım. Ben yanındayım. Biliyorum şu anda uyumak istemiyorsun ama benim çok uykum var. O nedenle de ben uyuyacağım. Sen istediğin kadar dolaşabilirsin. Genelde yer yataklarında yap biz bunu. Teması hiç kesmedik ama 18 ayda biz uyku problemimizi hallettik. O sürede ama çok zordu. Yani bana 2,5 yaşında hala uykuyla debelenen anneler geliyor. Yani bana bütün olarak bir anne lazım ya. Yani sadece sadece anne onu uyutmuyor. Anne onun duygusal ihtiyaçlarını da gidermeli. Bu nedenle hep şunu söylüyorum. Uyumak ve yemek çocuğun işidir. Çocukla oyun oynamak, onun duygusal ihtiyaçlarını gidermek de annenin işidir. Ama bunu yapabilmesi için kadının kaynağının olması lazım. Uyumayan bir kadın bunu nasıl yapsın? Ya hepimiz konuşuyoruz. Ben hiç öyle yapmadım. Tamam güzel. Belki senin kaynakların çok daha iyiydi. Daha iyi bir çocukluk geçirdiğiniz, daha iyi destek veren bir eşin var. Bla bla bla. Yani bu bu yüzden sen başarılısın. Mesela dedim ya ikinci oğlumda trajedi yaşamadık biz. Destekleniyordum kocam tarafından. Yani her aşamasında vardı. Dolayısıyla benim için kabus olmadı ama yani tek başına çok da yardım alamayan bir annenin ha evde bir de gündüzde şey vardı bakıcı vardı. Ben biz gece asla çocuğu yatılı bakıcımıza vermedik asla. Ama gündüz ben uyuyabiliyordum yani o bir arada oyalayabiliyordu onu. Yani benim bir bakıcım olmasına rağmen 18 ay ve kocam da yardım etmesine rağmen 18 ay benim için çok zordu. Nasıl bir şey söyleyebilirsiniz? Yani şunu nasıl söylersiniz? Hayır ağlamayacak çocuk. İşte uyku eğitimi de vermeyelim. Gece bütün gece emsin çocuk. Ondan sonra ya bunu nasıl söylersiniz? Ben ben bunu anlamakta çok zorlanıyorum. Emzirme ile bağlanma arasında kurduğunuz bulgular 1950-60'lardaki primat çalışmalarına dayanıyor. Biz primat grubunda olabiliriz ama burada devasa bir frontal korteksimiz var. Biz frontal korteksle bağlanıyoruz. Yani duygu ve duyguları düzenleyerek koregülasyonla bağlanıyoruz. Yani bir çocuğu onun duygulan duygu durumunu ebeveyn yönetebiliyorsa onu kendini regüle ederek çocuğu da regüle edebiliyorsa Bağlanma o zaman tam oluyor işte. Dolayısıyla bağlanmayla ilgili fikirler de değişti. Bunların hepsi o kadar çok değişti ki nörosans geldi, nörobilim geldi üzerine. Biraz son makaleleri okumaya çalışmak gerekiyor. Ya itirazlara bakıyorum, sadece saldırı görüyorum. Hadi bana kaynak gösterin. Yani birisi bana dese ki ya bak şunu oku, Ak vereceksin bana okumadığım bir şey bulabilirseniz tabii. Çok zor. Gerçekten çok çalışıyorum çünkü. Yıllardır çok okuyorum ben. Bir yerde bir eksik. Ama olabilir bakın. Olabilir. Kaçırmış olabilirim. Lütfen bana deyin ki ya şurada da şu makale var. Ya şurada da şu kitap var. Ama lütfen okuduklarınızın benden sonra olmasına dikkat etmeniz lazım. Yani önceki bir kitabı bana söylemeyin. 1970'lerde, 60'larda, 80'lerde, 2000'ler, 2000'nin başlarında çıkan yayınlardan bahsetmiyorum. Hani bana gerçekten son dönemde okuduğunuz bir makaleyi gönderin ya belki ben de ufuk açarsınız. Ama onun haricinde böyle öfkeli kediler gibi tırmalamanıza gerek yok beni yani. Çünkü burada gerçekten halis duygularla iş yapmaya çalışıyorum ve yoruluyorum. Cidden yoruluyorum yani. Bir de şöyle bir şey. Ya bu kadar anlatıp da bu kadar yanıt ama ya boşa yürek çekiyorsun, ne uğraşıyorsun? Bu sayfa o kadar zamanım alıyor ki benim. Bu yüzden eğer itirazınız varsa tek çocukla deneyiminizden değil. Hani gerçekten sağlam bilimsel itirazınız varsa buyurun. Eğer tek çocukla deneyiminiz varsa da iddiada bulunmayan her çocuk böyledir diye. Acaba bir düşünün ya. Her çocuk böyle olmayabilir mi? Bu benim deneyimimin böyle olduğu için her doğru bu mudur? Senin deneyimin bu doğru da budur. Çocuklar uyumaz. Tek çocukla, iki çocukla, üç çocukla. Buna mı karar veriyorsunuz? Değil çocuk uyur işte. Büyük oğlum kim alır? Gündüz uyku, uyku saatlerini değiştirmeye bile çabalamadım ben ya. İkiden bire, üçten ikiye. Kendi indi yani. Çünkü onu regüle edebilecek kadar iyiydim o zaman. Anne karnında iyi bir santral sinir sistemi oluşturmuştu ve onunla doğmuştu. O kadar çok desteğe ihtiyaç olmadı. Ben onu yetiştirmekle uğraştım. Orada başka hatalar yaptım. Kendim regüle değildim çok fazla çünkü. Yani el cevap şudur ki uyku komplike bir şeydir. Bağlanmayla da bağlantısı vardır. Koregülasyonla da bağlantısı vardır. Duygu düzenlemek dediğimiz şeyle birlikte duygu düzenleme. Anne, bab, anne ve çocuk ya da primer bakım verici ve çocuğun birlikte Duyguyu düzenlemesiyle de bağlantısı vardır. Sizin duygunuzu ne kadar regüle edebildiğinizle de alakası vardır. Yani uyku için çocuğun güvende hissetmesi gerekir. Sizin onu ne kadar güvende hissettirdiğinizle alakası vardır. Uykunun duygusal tatminle çok alakası vardır. Ne kadar tatmin olabiliyor çocuk gün içinde, ne kadar oyun oynayabiliyor, ne kadar bedenini yorabiliyor. Tüm bunlar uykunun kalitesini belirliyor. Çocukların uyku sorunu yoktur. Bizim tarafımızdan yaratılır bunlar. Çünkü gerçekten benim gözlemlediğim şey çocuğun yerine empati yapmadığımız için genelde kendi duygularımızın yükünü de çocuğun üstüne yüklüyoruz. Bu nedenle de başa çıkmakta zorlanıyorlar kronik uyku problemlerine dönüyor diye düşünüyorum. Bir başka şeyi de söyleyeyim. Bu kolik meselesinin. 25 yıllık tecrübem net olarak şunu söyleyebilirim. Ailede iki şeyden kaynaklanıyor. Bir ailede duygu regülasyonu yok genelde. Anne babanın kendilerini sakinleştiremediğini, çok gergin olduğunu gördüğüm ailelerde kolik çok. Bir de fazla beslenme. Yani aralıklı beslenmesi gerekiyor. İnsan devamlı beslenen bir varlık değil. 7/24 beslenen bir varlık değil. Bu sonuçta bir makine düşünün. Bir ağız, bir anüs. Buraya buranın belli bir kapasitesi var ve aralıklı olarak orayı dolduruyorsunuz. Siz bunu çok sık beslerseniz çocuğu elbette ki çok aşırı yüklenmiş makineler gibi alarm vermeye başlar. Bu ar aralığı yeterince aralık vermeden üst üste devamlı ben devamlı emziriyorum de de denilen çocuklarda genelde kolik problemleri çok oluyor. Yani iki şey var. Fazla beslenme ve duygusal olarak regüle edilememiş çocuklarda kolik görüyoruz. Dolayısıyla da kolik var sizin çocuğunuzda diye bir şey aldıysanız bu iki şey üzerinde bir durun derim size. Ben kendi duygularımı ne kadar regüle edebiliyorum? Ne kadar sakin kalabiliyorum? Ve benim çocuğum acaba beslenmeyi biraz aşırıya kaçırmış? olmuş olabilir miyim gibi sorular üzerinde durmanızı tavsiye ederim. Ben Dediğim gibi bütün bu videodan size söyleyeceğim şey şudur ki gerçekler ya da bilinenler, bilimsel gerçekler zamanla değişirler. Bir şeyi öğrendiğiniz, bir şeyi duyduğunuz, bunun kökenini araştırın ve ne zamandan kaynaklandığını bir düşünün ve yenilenmiş olabilir mi diye arada bir kontrol etmeye çalışın. Tamam ben bunun eğitimini aldım ve en son bu zannediyorsunuz ama değil değişiyor. Yani ben bugünkü bilgilerimi bugün okuduklarımı yarın yayınlanacak kitaplarla tekrar revize edeceğim. Yani bu, bu böyle bir şey. Kavrayışımız insanlığın kavrayışı gitgide artıyor. Bilgi birikimi arttıkça kavrayışı da artıyor. Kavrayışımız artınca da bilgi ifade edilmişimiz de değişiyor. Dolayısıyla da ben değişmeye devam edeceğim. Yani bilgi çıktıkça besleneceğim ve size daha farklı farklı şeyler anlatacağım. Ama tek bir bilginin bayraktalığını yapmak dogmatik fikirlerden nefret ederim. Dogmatik fikirlerin sadece siyasete ait olduğunu zannederdim ama sonrasında üniversitelerdeki o dogmatik ortamı gördüğümde hayır hayatın her şeyinde dogmatik fikirler var. Tartışılamaz bunlar. Ama benim öyle bir şeyim yok. Benim derdim hep neden sorusunu sormak ve o dogmatik fikirleri sarsmak. Dolayısıyla da sayfan sayfam bazılarını rahatsız ediyor. İzlemeyin o zaman. Gerçekten duygu durumu da önemli. Ben taşıyamıyorum abi. Her şeyden haberdar olmak zorunda değilim deyip çekilebilirsiniz ama bana saldırmayın. Yani hiç hoş olmuyor. Gerçekten olmuyor. Çünkü burada iyi niyet var, kötü niyet yok. Hoşçakalın.